Hardware Plus'tan selamlar. Bugün dışarıya geldik. Dedik şu Poco'ları bir karşılaştırdık madem, bir de kamera performanslarını gözler önüne serelim. Zaten biliyorsunuz kimisini işte çok övmüştük. Mesela X3 GT'nin kamerasını çok övmüştük OmniVision sensörüyle. Şu an Eren kamera arkasında. O şu an çekimleri yapıyor. Biz de gelin şöyle yavaştan bir bakalım. Cidden bu cihazlar nasıl performans çıkarıyorlarmış. Ben yine şöyle örnek olması açısından baştan söyleyeyim. Poco F3, Poco X3 GT, Poco X3 NFC ve Poco X3 Pro'yu aldık yanımıza. Bugün böyle baruthaneye geldik. Burada takılıyoruz. Güzel ufak bir parktayız böyle. Aşağıda böyle işte gemiler vesaireler, bir şeyler. Eren gösterirse. Onun dışında bir okul çıkış saatine denk geldik herhalde. Böyle ufak delikanlılar, kız çocukları falan da böyle cıbır cıbır dolaşıyorlar böyle. Bıcır bıcır mıydı o? Neyse fark etmez. Fark etmez. Devam edelim şöyle. Şurada zaten ufak bir park var. Burada. Bu arada basket sahası vesaire onlar detaylar var. Çok güzel gözüküyor yalnız ha şu an. F3 için mi? Yok. Yoksa... şu hangisi bilmiyorum ama. Ha şu an Poco X3 NFC'desin. Yani şu an onda çok güzel gözüküyor. Hadi bayağı yani, canlı gözüküyor. Eren şu an ekranına bakarak Poco X3 NFC'yi beğeniyormuş ama ilginç. Ama sırf ekranına bakıyorsan sadece bence F3 öne çıkardı orada. Çünkü biliyorsun senle bunun deneyini yapmıştık. Evet. Yine böyle çıkmıştık dışarıya. İnsanlara göstermiştik hangisi daha iyi diye. Çoğunlukla AMOLED oy almıştı zaten, sen de biliyorsun. Evet. Şurada sallanmak istiyorum ben aslında ama. Katıl sen de bir ara onların arasına. Olmaz mı? Ben kesin şimdi kafayı kırarım yani. O kadar motor sürdüm hala tek parçayım. Şuraya çıktım mı kesin kafayı kırarım yani. Ama güzel bir açı oldu bu. Dört kameranın da görüyoruz ya nasıl renklerin olduğunu. Aynen. Biraz da renkli bir şeyler bulup onları da gösterelim. Ya şöyle devam edeyim. Burada biraz böyle çiçek yönünden eksik var galiba. Yani evet olabilir. Buradan şu Beykoz an... Belediyesi'ne sesleniyoruz. Lütfen biraz çiçeklendirelim burayı. Teşekkürler. Şu şeyi biraz çekeyim ya. Tabelayı çekeyim. En azından biraz orada renk görüyorum ben. Şöyle yaparsam. Ya, havada biraz bulutlu şansımıza yani. Evet, biraz değil bayağı bir bulutlu. Aydınlık bir gün değil. Şöyle istersen bir de spelerine geçelim. Evet. YouTube'daki kanalımızda telefonun karşılaştırması hakkında. Adınız ne YouTube'daki kanalı? Hardware Plus. HVP. Estağfurullah, ne demek. Şöyle güzel... Suyun kenarına doğru geçelim. Aynen. Teknelerin renkleri de böyle... Tekneleri suyun yeşili... Ha? Tekneleri çekebiliriz şöyle. Evet. Suyu... Tabii ki de öyle hani şey berrak bir su beklememek lazım. Hani işte. Yeşil nasıl bir yeşil acaba? Yani böyle bir askeri yeşilliğine çalan bir rengi de var yani. Böyle şeyde de gerçi mesela Avrupa'da falan da çok böyle berrak akmıyor dereler aslında ama. Tabii yani. O kadar berrak suyu nerede bulacağım? Bence de. Bali'ye falan gitmek lazım. Yani orada Bali'de artık renkler bayağı bir fazla. Maviye çalan. Bir sonraki bölümü Bali'de çekiyor muyuz Eren? Kesinlikle. Bence bir Bali'ye gitmeliyiz ya. Şu adalara doğru falan böyle. Şöyle de yolda yürüyelim. Yani şu an yürüme hızında stabilizasyonları... Nasıl acaba diye merak edenler için. Bir hayvan dostumuz. Şu an dostumuz oldu. Şu an Eren'i çok sevdi kendisi. Gel buraya gel. Evet, güzel bir detay çıkarabileceğimi düşündüğüm noktayı daha buldum Eray. Şöyle yaklaşayım ben ağacın detaylarına. Hangisinin daha iyi detay verdiğinde burada görebilirsiniz. Şöyle döneyim. Arkada kötü bir görüntü var, onu çekmek istemiyorum şu anda. Köpekle alakalı. Hatta biraz daha şöyle yakınlaşayım ki o detaylara yakından bakalım. Evet, detaylar da bu şekildeydi. Ben yavaştan sanki bir hafif koşsam mı ya? Biz ufak bir tur koştuktan sonra şöyle... ön kameralara geçebiliriz. Bu sefer de seni. Bu kadar da sevecen olacağını düşünmemiştim. Ya. Çamur etkin her yerim ya. Dur. Dur. Geçmeme de izin vermiyor yalnız ha. Asırma. Sahibi de yok şu an ha. Tamam. Çok heyecanlı.
Bayağı heyecanlı bir dostumuz. Bak iş aşkı böyle bir şey işte Eren. Çamurun değil mi? Tartırı. Bana da yaptı aynısını. Ben koşsam peşimden koşacak ben şimdi. Seveceğim ama. Sevemiyorum çünkü çamur olacaktı. Ha burada çiçekleri çekebiliriz işte. Eren şu an çok sevdi. Şöyle çiçeklerin detayını bir gösterelim. Yeşil ve sarının hakim olduğu renklerde. Bu şekildeydi. Şöyle devam edeyim. Şöyle yürümeye devam edeyim ben. Tamam. Tamam be. Abartma. Şunu yakalıyordu en son. Allah. He? Ha. Koşmaya korkuyorum şu an arkamdan koşacak diye var ya. Tersi atayım mı topu? Çok iyi olur ama bırakırsa tabi. Çek işte abi ya. Çılgın ya. İnanılmaz bir enerji ya gerçekten. Ya bütün çamur yaptın ama etrafı ya. Başım çamur. Gerçekten ya. Koşmaya bile vaktim. Hard HVP, HWP. Eren yavaştan ön kameralara geçelim mi? Bir koşmak istiyorum hatta yokken de geriye doğru koşayım buradan ben. Merdiven de çıkabilirsin hemen. Aa evet o da olabilir. Onu da görmüş oldum. Şöyle ben kaldırayım. Şöyle merdivenden nasıl bir performans olduğunu da görelim en azından. Birkaç tane daha çıkayım. Şöyle bir koşarsam bakalım nasıl performansı olduğunu görelim. Hafif şöyle bir koşayım. Şöyle hangisini sabitlemesinin daha iyi olduğunu da anlamış olursunuz bu derece. Ya yani ortalama bir koşuş hızındayım şu anda. Olabildiğince sabit tutmaya çalışıyorum. Evet, koşma merasimimizi de Era'ya yakınlaşarak yapayım. Burada bitirelim ve ön kameraları da bir gösterelim. Ön kameraya geçiş. 2 dakika bile olsa bir ön kameralarda bakalım nasıl iş çıkarıyorlar. Şimdi de ön kameraya geçtik. Era'ya verdim burada 4 telefonda. Şimdi beni görüyorsunuz. Burada şunu söylemek istiyorum. Hepsi 1080 30fps diyorlar. Çekiyor ancak şöyle bir şey var ki F3 1080-60 videoda çekebiliyor ön kamerada ama yine de eşit olsun diye biz F3'ü de burada 1080-30fps. Bence 4K çekmeliydi F3 ya. Ya çünkü hepsi gerçekten çok güçlü cihazlar. Hadi X3 NFC biraz 732G var ama diye bir yerinde 860 ve birinde Dimensity 1100 var, birinde 870 falan var. Yani çok güçlü işlem. Aynen öyle. 4K çekim yapabilmesi. 4K çekmesi şart bence. 4K 60'ı geçtim artık da. Tabii ki o belki çok zorlardı ama yine 4K 30fps olsa iyi olur diye düşünüyorum ben. Yavaştan da şöyle bir yürümeye. Zaten bağlı. Şey savını tekrardan desteklemiş oluyoruz burada. Poco F3 hani amiral gemisine göz kırpıyor ama evet. Kamera hariç savı vardı ya. Aynen öyle. O savı destekliyor aslında şu anda zaten. Ya stabilizasyonunu en iyi ben şeyde görmüştüm yani F3'te görmüştüm. Burada A52 ile kıyaslamasını dişyalı da yaptık. Onu şu tarafa bir yere koyarız onu da. Orada gerçekten çok iyi bir stabilizasyonu vardı. Ace'in daha doğrusu bir stabilizasyonu. Stabilizasyon deyince de Vivo ya. Ya o ayrı bir mevzu. Onun hakkında da zaten videoyu muhtemelen girmiştir. Bunu görmüşsünüzdür. Orada da görmüş olursunuz nasıl bir stabilizasyon olduğunu. Özellikle ön kamerada nasıl bir stabilizasyon olduğunu. Şu anda da yine ön kameraya görüyorum. Böyle şu an çekimde de bir sarsıntıyı en az hangisi alıyor diye bakıyorum ama sanki hepsi aynı gibi alıyor. Şu arkadaş biraz sanki böyle yani X3 daha, Pro. O biraz daha stabilizasyon iyi gibi. Ben seni isteyeceğim Eray senle. Şuradaki yazılarda abuk gibi bir şey yoksa o yazıların rengine de. Bence o yazıları değil de şurayı gösterelim. Aa çok güzel evet. Grafiti varsa kesin küfür vardır abi. Bu böyle turkuaz desem, beyaz desem. Değil mi? Çok ilginç bir renk. Yeşile de çalıyor. Yeşile de çalıyor. Bir acayip bir renk gerçekten yani. İlginç bir rengi var. Şöyle devam edelim. O köpek yeniden gelmeden Eren. O zaten acayip bir şey ya. Enerjisi de olabilir gerçekten. Şu gördüğünüz şu duvarı dümdüz tırmanlı yani. Ya öyle bir köpek. Onu
Ama bu enerji gerçekten tahmin bile edemiyorum ya. İçindeki patlamaya yakın bir enerjisi vardı ya. Yani şu an renkler bazında sanki F3 biraz daha güzel gibi geliyor ama AMOLED ekranında verdiği şeyden de o. Şöyle çamurdan atlayıp şuradan devam edelim herhalde. Başladığımız noktaya gelmiş oluruz yani, aslında. Evet. Zaten siz de görüyorsunuz, Borutane Çayırı Parkı olarak geçiyor burası. Normalde işte Kasra falan iniyorduk da bu sefer dedik bir değişiklik yapalım. Şuradaki parka buraya geldik. Oraya doğru gidelim çünkü orada da parkın güzel renkleri var. Onları da görmüş olalım en azından. Çok fazla böyle çocukları falan çekmek istemiyorum, bık bık etmesin diye. Abi İnsanlar. Hangi kanal, abi abla hangi kanal bilmem böyle sürekli soruyorlar. Şuradan suya ineceğim ya. Hadi bir in bakalım, orada da bir rengini gösterelim. Ördek arkadaşların yanına gideceğim. Adımlarımıza dikkat ediyoruz tabi. Kovalamasınlar herhalde seni. Gelsinler ya, severim ben onları. Şöyle burada inemiyorum şu anda. Öyle basamak biraz. Çünkü pek müsait değil, şöyle göstereyim. Burada ördek kardeşlerimiz var. Birazdan suya girip güzel bir serinleyecekler galiba, bilemiyorum ama. Hava da böyle bir kasvetli, bir böyle acayip bir hava. Böyle kapalı bir hava aynen. Sevmedim bir hava benim ya. Yani hoşuma gitmiyor. Bu arada köpek gitti galiba. Bir şeyin peşine takılıp gitmiştir o. Ha bir de burada önemli olan bir nokta daha var. O da F3'teki 360 derece mikrofonun olması. Hmm. Bir de öyle bir şey var. F3'ün bakalım mikrofonu ne kadar iyi alabilir. Ben biraz daha uzaklaşıyorum. Şöyle daha zemini gösterelim ama. Biraz da. Çok güzel zemin yani. Burada sarı, mavi, yeşil tonlar. Şurada bordo rengi, turuncu rengi. Biraz da oradan konuş bakayım. Yani buradan biraz yukarı kaldırsana. Heh, aynen. Hafif aşağı. Aynen öyle. Şu an acaba sesim hangisi daha iyi alıyor bilmiyorum ama ben F3'ten çok umutluyum. F3 biraz daha iyi alması gerekiyor o mikrofonları sayesinde. En azından 360 derece ses kaydı yapabiliyor diye alması lazım. Şu an gördüğüm sanırsam X3 Pro biraz daha yakın çekiyor. En genişi de burada X3'te gördüğüm kadarıyla ama o da altta olmasının da bir avantajı var diye tahmin ediyorum. Şöyle yaklaşayım biraz daha anlayın diye. Evet, şu an bence de kesinlikle şu an X3 nefsi biraz daha geniş çekiyor, onu fark ettim ben. Hmm. Renkler konusunda çok böyle arada kaldım ama dediğim gibi F3 AMOLED oradan da bir fark var. Diğer 3 telefon IPS, orada renkler neredeyse aynı gibi ama ilginç yani X3 nefsi bana şu an çok garip bir şekilde iyi geliyor. X3 nefsinin yani. Ama kamerası mesela X3 Pro'dan iyiydi yani, bunu çoğu evet, çektiğimiz şey videoda görüyorduk, gibi. Fotoğrafta görüyorduk. İlginç nokta bir de şu var ki dedim yani 3 telefonda IPS diye X3 NFC'deki renkler daha canlı geliyor şu an. Yani bilmiyorum artık. F3'ten de mi? F3'ten de daha canlı yok geliyor. Yok artık. Ama dedim ki bu IPS AMOLED farkı da olabilir ama bilemedim. Şu anda böyle bir değişik gitmemedim yani. Ama bir seçeceğim taraf sanki de böyle bir F3 tarafı olacakmış gibi. En azından böyle biraz daha yaklaşayım şöyle. Detayları da görürsün. Hangisi bu? Hatırlayamadım. X3 Pro galiba. Sağ alt X3 Pro. Şu. Aynen öyle. X3 Pro biraz daha böyle aşağıda kaldığı için ona da yakınlaşmış olayım. Şöyle detayları siz de görmüş olun diyelim ve artık bitirelim. Zaten öyle 6 dakikalık bir kayıt olmuş ön karnımızda da. Buradan da bu kadar da Barutane Parkı'ndan Poco'ların kameralarını ön tarafta ve arka tarafta görmüş olduk. Şöyle biraz geri çekip de X3 Pro'nun da açısına gireyim. Bizden bu kadardı. Sizler ne düşünüyorsunuz bu Poco'ların kameraları hakkında? Poco F3, Poco X3 GT, Poco X3 Pro ve Poco X3 NFC. 4 tane Poco'yu birbirleriyle kapıştırdık. Sizde hangisinin daha iyi olduğunu, en azından stabilizasyon olsun, renkler olsun, ses konusunda olsun, nasıl olduğunu yorumlar kısmında bize belirtin diyelim. Bir sonraki dörtlü kıyaslamamızda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.